Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Bu kez bir kulüp gündemi değil, bir oyuncuyla ilgili sizlere bilgi aktarımı yapmaya çalışacağım. Konyaspor'un oyuncusu ki son zamanlarda kamuoyunda, futbol kamuoyunda en çok konuşulan isimlerden biri olan Amir Hadzi Ahmetoviç'ten bahsedeceğim. Evet, bu oyuncunun hangi takıma gideceği konusunda bir hayli kafalar karışık. Konyaspor tarafı ne diyor? Ya da işte Konyaspor'dan aldığımız bilgiler ne? Beşiktaş devrede net bir şekilde bilgimiz var. Galatasaray devrede mi değil mi? Çok konuşuluyor. Peki acaba bir Fenerbahçe seçeneği var mıydı oyuncuyla ilgili ya da olabilir mi? Bütün bunları konuşacağız. Tabii ki yurt dışından da oyuncunun transfer teklifleri aldığı bilgisi var. Gerçekten de önemli bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım ve Beşiktaş'a mı, Galatasaray'a mı yoksa bir sürpriz Fenerbahçe olayı var mı onları da anlatacağım. Yurt dışına gitme ihtimali ne kadar güçlü onunla ilgili de bilgi vermeye çalışacağım. Önce bir kere Amir Hadzi Ahmetoviç ile ilgili bir genel bilgi verelim. Biliyorsunuz oyuncu 2024'e kadar Konyaspor'da sözleşmesi olan bir oyuncu. Aykut Kocaman zamanında bulunup çıkartılan, getirilen ve hatta o ilk dönemlerinde ya nereden çıktı bu oyuncu? Çok da yapacağı fazla bir şey yok. Acaba Aykut Hoca yanıldı mı diyenler vardı. Burada Aykut Hoca'nın da hakkını teslim edelim. Oyuncu bu sezon 23 maç oynadı. 6 gol, 4 asist bir orta alan oyuncusuna göre 10 gole doğrudan tesir etmek gerçekten de önemli. Hatta işte lig performansına da bakalım. 18 maç oynamış, 3 gol, 2 asist yani 5 gole doğrudan tesir etmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Bir ön libero ama merkez orta saha gibi de oynuyor. Yani 6-8 oynama becerisi olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi Amir'le ilgili biliyorsunuz Beşiktaş devreye girmişti. Beşiktaş devreye girdiğinde 2,5 milyon euroluk bir rakamdan bahsedildi. 2,5 milyon euroya transferi gerçekleşecek. Çünkü biliyorsunuz Şenol Güneş ben bir 6-8 özellikli oyuncu istiyorum demişti. İşte o manada Amir Hadzi Ahmetoviç bu konuda en öne yazılan isimlerden biri oldu. Beşiktaş 2,5 milyon euro verdi. Konyaspor kabul etmedi. Şu anda yeni aldığımız bilgi çerçevesinde söylüyorum. Beşiktaş rakamını 3 milyon euroya çıkardı. Ancak henüz Konyaspor buna da evet demedi. Şimdi Galatasaray'ın devreye girdiği gerçeği ortaya çıktı. Ki kamuoyunda da yankılandı. Galatasaray Amir için devrede diye. Şimdi olayı anlatalım Galatasaray'ın durumunu. Galatasaray aslında Konyaspor'la Beşiktaş'tan önce görüşüyor ve diyor ki biz sezon sonunda işte Avrupa mücadelesini de yaparken almak istiyoruz. Zaten şu anda kadromuzda, yabancı kontenjanımızda da sıkıntılarımız var. Onun için bize bu opsiyonu tanıyın diyorlar. Yani Beşiktaş devreye girmeden önce konuşulan ve sezon sonu için bir sözleşme demeyelim de bir görüşme, söz alma gibi bir durum söz konusu. Ancak işte tam bu süreçte Beşiktaş devreye girince bu kez o sezon sonu gelişmesinden vazgeçip Galatasaray devre arasında bu transferi gerçekleştirmek için hamleye başladı. Ancak şunu da söylemek lazım ki Galatasaray'ın hem yabancı kontenjanını boşaltamaması, işte Van Aanholt'un Seferovic'in gitme noktasındaki sıkıntıları ve bunun yanında bütçe olarak da çok rahat, elinin rahat olmaması bir anlamda Galatasaray'ın Amir konusunda bir girişime başladı ama bir ücret konusunda herhangi bir şey teklif yapamadığını söyleyebiliriz. Şimdi bu noktada elde Beşiktaş'ın 3 milyon eurosu var. Galatasaray'ın henüz teklifini yapmadığı, sezon sonu alacağı için herhangi bir şekilde bir bütçe ayırmadığı, şimdi devre arasında bütçe ayıracağı ama bu bütçenin 3 milyon euronun üstüne çıkması gerekiyor net bir şekilde ki kabul edilebilsin. Şimdi şöyle söyleyelim, Konya tarafının da bilgisini sizlerle paylaşacağım. İşte bu noktada yine gündemde olan bir Burnley iddiası var. Hepiniz biliyorsunuz. İddia değil, bu bir gerçek. Onu özellikle söyleyelim. Burnley ile pazarlıklar yapıldığını net bir şekilde vurgulayalım. Burnley şu anda Championship'te 62 puanla lider. Sheffield United'ın önünde. Ve Burnley hani artık biz çıkacağız,
gelecek sezonun kadrosunu da oluşturmamız gerekiyor. Onun için şimdiden bu transferi yapalım düşüncesinde. Ama verdikleri ücretin de 4 milyon euro olduğunu öğrendim. 4 milyon euro. Yani Beşiktaş 3 veriyor, Burnley 4 milyon euro veriyor. Ve Konyaspor'da bu rakamın biraz daha yukarı çıkartılmasını ve sezon sonuna kadar siz nasıl olsa bu mücadeleyi sürdürüyorsunuz. Lige çıkmak için, yani orada Premier Lig'e yükselmek için mücadeleyi sürdürüyorsunuz. Sezon sonuna kadar da oyuncu bizde kalsın diyor Konyaspor. Yani 5'e çıkalım, kalsın bizde oyuncu, sezon sonunda size verelim. Şu anda Burnley'nin bu teklife olumlu yanıt verdiğini söyleyemeyeceğim. Yani 5 milyon euro bir anlamda onlar için de çok cazip gelmemiş görünüyor. Ama Konyaspor tarafı da bizim kafamızda şekillenen rakam 5 milyon euro diyor. 5 milyon euronun altında yani bizim çok değerli bir oyuncumuz vermeyiz. Tabii genelde bu tür olaylar pazarlıklara açık. Sanki böyle hani 4 milyon eurolarda bu iş olacakmış gibi de 4-4,5'larda gibi görünüyor. Ya oyuncunun da ne düşündüğü önemli. Oyuncuyla ilgili düşünceyi de sizlerle paylaşayım. Oyuncu yurt dışında oynamaya sıcak bakıyor ama eğer yurt dışında oynama gibi bir kararlılığı da yok, Türkiye'nin işte 3 büyüklerinden birinde oynamaya da sıcak baktığını bir şekilde söyleyelim. Şimdi 3 büyükler dedim, herkesin kafası karışabilir. Beşiktaş'ın 3 milyon eurosu var. Galatasaray'ın sezon sonu yapması gereken bir transferi devre arasına, yani kış transfer dönemine çekip bir bütçe ayırma isteği var. Burnley'nin 4 milyon eurosu var ama buna karşılık Konyaspor'un sezon sonuna kadar bizde kalmak koşuluyla 5 milyon euroluk bir isteği var. Peki Fenerbahçe bu işin neresinde? Şimdi onu da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Fenerbahçe'nin devreye nasıl, nerede girdiğinin, gelişmelerin ne olduğunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi olay şu, sezon başında Jorge Jesus geldiğinde tabii ki Türkiye Ligi'ni taradığı için scoutlar net bir şekilde bilgi sahibi olduğu için Jesus'a diyorlar ki işte Konyaspor'da Amir Hadzi Ahmetoviç diye bir oyuncu var. Çok başarılı bir oyuncu. Orta alanda iyi işler yapabilir. Hani şu Arao'lar falan aranırken. O zaman teklif ediyorlar hocaya. Hoca diyor ki ben genellikle tanımadığım oyuncuları transfer etmiyorum. Yani önce oyuncuyu tanımam lazım. Benim oyun felsefeme, benim oyun anlayışıma uyar mı uymaz mı sonrasında transferi gerçekleştiririm diyor. Ve nitekim de bu noktada da biliyorsunuz Arao'yu transfer etti. Daha böyle hani ön libero özelliği daha yüksek bir oyuncu olarak Arao'yu transfer etti. Ama işte Arao, Amir hangisi daha öndedir bunun tartışmasını yapacak değilim. Ama netice itibariyle o gün böyle bir durum ortaya çıktı. Yani şunu söyleyelim, sezon başında da Fenerbahçe'nin Amir Hadzi Ahmetoviç için bir teklifi, bir teknik direktörüne ilettiği bir teklif var. Ama teknik direktörünün kabul etmediği. Şimdi iş biraz daha farklı bir noktaya geldi. Şimdi hocası yani Jorge Jesus oyuncuya sıcak bakıyor. Yani bu oyuncuyu şimdi tanıdı tabii. Bütün biliyorsunuz Konyaspor maçı oynandı. Bütün bunların ötesinde ligi tanıdı hoca. Ligi tanıyınca Amir'in değerli bir oyuncu olduğunu söylediği için şimdi Fenerbahçe de devreye girmek üzere bu transferde. Onu söyleyebiliriz ki artık bu sezon kış dönemi mi olur yoksa sezon sonu mu olur, net bir şeyler söylemek mümkün değil. Şunu söyleyebiliriz, diyebilirsiniz ki yani orada Crespo var, Miha Zajc var, işte Arao var, yani baktığımızda İsmail Yüksek var. Yalnız tabii unutmamamız gereken bir gerçek var ki işte Miha Zajc'ın durumu belli değil, Crespo'nun durumu belli değil. Bu oyuncularla mesela Crespo'nun onu çıkartan bulan kişinin söylediği sözler var. İspanya'ya çok yakın diye cümleler sarf ediyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin de şimdi bir şekilde devreye girme olasılığının yüksek olduğunu, yani Beşiktaş ve Galatasaray'a, ezeli rakiplerine bu oyuncuyu kaptırmamak adına sezon başında planlamanın içerisine aldıkları bu oyuncuyu transfer etme konusunda kendi içlerinde bir görüşme gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Sonuç itibariyle geldiğimiz noktayı söyleyelim. Amir için Beşiktaş net
teklifini iletmiş durumda. Galatasaray sezon sonu için yaptığı bu teklifi konuştuğu Konyaspor'la şimdi kış transfer dönemi için konuşmak durumunda ve onun için bir bütçe ayarlıyor. Fenerbahçe'de bu oyuncunun, değerli oyuncunun iki büyük Beşiktaş Galatasaray'a gitmeden kendilerine gelmesi için ön çalışma yapmaya başladığını söyleyebiliriz. Jesus'un da onayının geldiğini söyleyebiliriz. Ama en güçlü şu anda aday Burnley. Çünkü onlar bütçe olarak 4 milyon euroyu masaya koymuş durumdalar. Eğer 5 milyon euro artı sezon sonuna kadar sizde kalsın, sezon sonunda bize gelsin şeklinde bir anlaşmaya sıcak bakarlarsa bu değerli oyuncu, Konyaspor'un değerli oyuncusu önümüzdeki sene Premier Lig'de oynamak üzere, sanki yani şu anda tabii öyle görünüyor, olmak üzere Premier Lig'de oynamak üzere sanki İngiltere'nin adanın yolunu tutacakmış gibi görünüyor. Evet, size en çok konuşulan isim şu son günlerde Hatsi Ahmetoviç ile ilgili gerekli detay bilgileri vermeye çalıştım. Bunlar tamamen belli kaynaklarla, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Konyaspor kaynaklarıyla doğrulanmış bilgilerdir. Sanırım, umuyorum ve sanıyorum ki bu konudaki net bilgileri sizlere iletmişimdir. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın. Bizi izlemeye devam edin ve tabii ki abone olarak ve beğenerek verdiğiniz katkıları da sürdürürseniz bizim için değerli olduğunu vurgulamak isterim.